Evet arkadaşlar, üçüncü ve son saatimizde sizlerle birlikteyiz. Türk İslam devletlerini gördük. Karahanlılarla başladık, Gaznelilerle devam ettik. Büyük Selçukluları gördük. Bunun yanı sıra Mısır'da kurulan Türk devletlerini gördük. Hindistan'da kurulan Türk devletlerini gördük. Moğol devletlerinden bahsettik. Sonra dedik ki ya yeter bu kadar siyaset konuştuğumuz. Biraz medeniyetten, kültür ve medeniyetten bahsedelim dedik ve sizlere Türk İslam devletlerinin devlet yönetiminden, Türk İslam devletlerinin saray teşkilatından, divan-ı saltanatından, Türk İslam devletlerinin ordusundan, hukukundan, toprak sisteminden, ekonomisinden, eğitiminden bahsettik. Bilim adamlarından bahsettik. Mimari eserlerinden bahsettik. Şimdi diyoruz ki yahu hazır elimize saz almışken biraz da Türkiye Selçuklularından bahsedelim. Ya da işte sizin bildiğiniz adıyla Anadolu Selçuklularından bahsedelim. 1077'de Sultan Melikşah'ın desteğiyle, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın desteğiyle İznik bölgesinde Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuş 1243 Köse Dağ Savaşı sonrasında yıkılma sürecine girmiş. 1308'e kadar paldır küldür bir şekilde hayatını idame ettirmiş ve 1308'de yıkılmış bir Türk devletidir Anadolu Selçuklu Devleti. Kınık boyundan gelmektedir Anadolu Selçuklular da, tıpkı Büyük Selçuklular gibi arkadaşlar. Evet. Biraz kuruluş dönemi konuşalım arkadaşlar. Aslında her şey Alparslan'ın Malazgirt zaferinden sonra başlıyor. Bu zaferden sonra artık Bizans'ın Anadolu üzerindeki etkinliği ciddi anlamda tartışılmaya başlanıyor. İşte bu noktada Türkmenler akıllı hareket ederek Anadolu'ya göç etmeye başlıyorlar. Anadolu halkının Bizans'a verdiği ağır vergiler, hukuksal anlamda adaletsizlikler, Bizans'ın Anadolu'ya gönderdiği memurların halk üzerindeki olumsuz intibası, Anadolu'nun Türklere biraz daha sempatik bakmasına da neden oluyor diyebiliriz. Yani kibar bir dille bıkmışlar kardeşim Bizans'tan. Yani bunlar da gelmiş burada Bizans'a haddini bildirmeye başlamış, tokatlamış Bizans'ı. O zaman neden olmasın? Belki de bunlarla iyi anlaşabiliriz diyerek bize de sempatik yaklaşıyorlar arkadaşlar. Tabii ki halkın da bizden yana bir tavır alması ya da bizden yanayı boş verin, bizim karşımızda olmayan bir tavırla bize yaklaşması Türk beyliklerinin kurulmasını ve Anadolu'nun Türkleşmesini de ciddi anlamda hızlandırıyor baktığımız zaman. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak alacağınız isim Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır arkadaşlar. 1077'de İznik'i ele geçirmiş ve Melikşah'ın da desteğiyle bu bölgede bağımsızlığını ilan etmiştir. Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu bölgede ciddi anlamda hamleler yapmış. Çukurova'ya ciddi anlamda hamleler yapmış. Ve sonrasında tahta kendinden sonra 1. Kılıç Arslan geçmiştir. 1. Kılıç Arslan dönemi Türkiye Selçuklularının başkentinin de değişeceği bir dönemdir. Bu dönemde Haçlı saldırılarının başlamasıyla, 1. Haçlı saldırılarının başlamasıyla birlikte Kılıç Arslan İznik'i terk etmek zorunda kalmış ve batıyı boşaltarak devletin merkezini Konya'ya almıştır. Arkadaşlar bu arada tabi Çaka Beyliğini de yıkıyor. Önce Çaka Bey'in kızını alıyor. Akabinde o bölgede etkinliğini arttırınca Çaka Beyliğini de yıkmıştır. Danışmentlerle uğraşıyor biraz. Biz buna kibar bir tabirle Anadolu'da
Türk birliğini sağlama çabaları diyelim. Biraz kibar olalım değil mi? Kılıç Arslan'ın yapmış olduğu bu Çaka Beyliği ve danışmentlere karşı olan hamleye biz bu adı verelim. Peki bir de 2. Kılıç Arslan döneminden bahsedelim biraz. Bu dönemde Bizans İmparatoru Manuel denilen adam Türklerin güçlenmesinden ve genişletmesinden rahatsız olmaya başlıyor ki Türkiye Selçuklu Devleti de yıkılmış. Anadolu üzerindeki etkinlik tam anlamıyla Anadolu Selçuklulara geçmeye başlamış ve bunu bitirebilmek adına farklı ordulardan, farklı uluslardan toplanan askerlerle büyük bir Haçlı ordusu kurup Anadolu'ya saldırmıştır arkadaşlar. Bu saldırıda Haçlı ordusunu karşılayan adam 2. Kılıç Arslan'dır arkadaşlar. Ve biz bu savaşa Denizli bölgesinde yapılan bu savaşa Mirya Kefalon Savaşı diyoruz. Mirya Kefalon Savaşı Denizli bölgesinde yapılmış bir savaştır. Bu savaş yurt Anadolu'nun yurt olarak kesinleşmesinde önemli bir rol oynar. Pasinlerle yurt açan olmuş, Malazgirt'le yurt alan olmuş ve Mirya Kefalon'la da yurt tutan denilen savaşlar gerçekleşmiştir. Ve 1176 Mirya Kefalon Savaşı'nı Anadolu Selçukların kazanmasıyla birlikte Bizans'ın Anadolu üzerindeki hükmiyeti tamamen geçersiz sayılmıştır artık. Bu dönemden sonra Anadolu Selçuklular için bir yükselme dönemi başlamış. Anadolu artık kesintisiz, kayıtsız, şartsız Türk vatanı haline gelmiş ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı da Mirya Kefalon Savaşı'yla net bir biçimde belli olmuştur arkadaşlar. Mirya Kefalon aynı zamanda Türklerin taarruza Bizans'ın da savunmaya geçtiği bir savaştır. Türkler için Anadolu'da artık taarruz vaktidir. 1. Gıyasettin Keyhüsrev ile birlikte Anadolu Selçukları çok akıllı bir fetih politikası izleyecek ve fetihlerini ekonomik amaçlı yapmaya başlayacaklar. Yani daha ziyade ticari çıkarları olan fetihler yapılacak. Bir taraftan Karadeniz üzerinde Suudak, Kırım Suudak limanı alınırken Akdeniz'de de Antalya'nın alınmasıyla birlikte Anadolu Selçukluları deniz ticaretinde de önemli bir noktaya gelecek. Bu bizim açımızdan önemli arkadaşlar. Antalya'nın ve Kırım Suudak'ın alınması ki Kırım Suudak fethi Türk tarihinin ilk deniz aşırı fethidir. İlk deniz aşırı seferidir. Bu anlamda da bizim için önem taşımaktadır arkadaşlar. Sonrasında 1. İzzettin Keykavus dönemiyle karşılaşıyorsunuz ki bu dönemde de Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu'na biz hayatı dar ediyoruz. Sinop'u bunlardan alacağız ve burasını da bir ticaret merkezi haline getirmeyi başarıyoruz. 1214 yılında. Arkadaşlar bu dönemde Selçuklu hakimiyetinden ayrılmış olan Antalya yeniden geri alınmış. Akdeniz ve Karadeniz tamamıyla ticaret yolları açısından güvenliği sağlanmıştır. 1. İzzettin Keykavus döneminde Venedik ve Kıbrıs Krallığı'yla yapılan anlaşmalar bize bir noktada çok büyük artı getirecek. Nedir bu? Avrupa'ya yapılan deniz ticaretini biz de artık yapmaya başlayacağız. Öte taraftan bu dönemde İzzettin Keykavus döneminde hem Pontus Rum İmparatorluğu hem de Çukurova Ermenileri Anadolu Selçuklu Devleti tarafından vergiye bağlanacaktır. Bu bizim için önemli bir bilgi niteliği taşır. Bakın, Anadolu Selçukluları konuşurken bilmelisiniz ki ekonomik temeli çok sağlam olan,
deniz ticaretinden büyük paralar kazanan, fetihlerini daha ziyade ekonomik getirili olan yerler üzerine kuran bir devlet yapısı konuşmamız gerekiyor. Anadolu Selçuklularla ilgili konuşulması gereken devlet yapısı bu arkadaşlar. Peki, şimdi genel bir bilgi var önümüzde. Şimdi artık bu hükümdarların bir tek tek kim ne yapmış ne etmiş birazcık konuşalım, bilgi sahibi olalım arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu, az önce kuruluş döneminden bahsederken de ismini telaffuz ettik, Süleyman Şah'tır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. İznik bu adam zamanında alınmış. Melikşah destek vermiş.